Biz Kayseri'ye yaza girmeden, baharın ilk günlerinde gelmiştik. Şimdi kışın ortasına geldik. İki farklı zamanı görelim istedik. Hem Kayseri'nin güzelliklerini görelim, biraz daha fazla vakit geçirelim, hem bütün dokularıyla aktarmaya çalışalım. Dedikleriniz bugün Kayseri'de. Oo, hocam satış değil mi? Esnaf yiyor yani. Nedir o sucuklu kaşarlı? Hocam o çalışıyor ya. Onun yeme hakkı yok ya. Sen de çalışıyorsun abi. Benim yüküm hafif. Hocam siz ne iş? Burada mısınız? Buradayız. Kaç yıldır? 35 yıldır. Sucuk niye sadece Kayseri'de yenilir öyle diyorlar? Sucuğun özelliği buradaki havanın sert olmasından. Bu gileboru suyu. Suyu mu? Gileboru. Gileboru meyve. Kızılcık gibi kokuyor. Kızılcık gibi meyve bu. Bu Kayseri yöresine aittir. Bu böbrek taşlarına birebir faydası var. Aleykümselam abi. Şundan mı? Satalım mı? Ver benim ondan var. Var mı? Ne bileyim öyle durunca. Kaç para bu? Bu böylece 10 lira. Fasulye, acı biber, biberin bütünü. Bu nedir hocam? Biber, patlıcan. Patlıcan normal parça. Kabak. Şurada. Acı, az önce bağırıyordun. Tazesi burada. Tazesi burada. Bakayım mı? Duyayım mı? Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi, bir aramada öyle geziyoruz. Karıştırıyorsunuz. Yok, karıştırmıyoruz. Siz nasılsınız efendim? Biz de hamdolsun, gelene gidene bakıyor. TRT okul duydun mu abi? Duyuyor, bilmiyorum. Duyuyoruz. Emrecan daha iyi konuşuyor. Yok, duyuyoruz ama. Siz nereden çıkıyorsunuz? TRT okulundan çıkmıyor, okulup da çıkmıyor musunuz? Evet. Tamamıyorum. Değil mi? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, ooo. Geçen de burada çekti. Kim çekti? Siz. Ben ama bayağı oldu ben çekti. Geldim gittim. Bu 8 ay oldu belki. Nerede? Bitti. Bitti. Çek oğlum baba, çek. Korku filmi gibi miyiz acaba? Kayseri mantısının farkı küçük olması, bir kaşığa 40 tane sığması, el yemeği. Bir kaşığa 40 dediğiniz bildiğimiz normal kaşığa evet. 40 tane. Elde bükülüyor, hiç makine falan değmiyor. İçinde hiç soya yok. Hayır yok, %100 dana kıymasız ve soğan. Sonrasında yapılış aşaması? Yapılış aşaması işte hamurunu açıp küçük kareler halinde kesip büküyorlar elde. Haşlandıktan sonra üzerine can suyu dediğimiz soğuk su dökülüyor. Sonrasında üzerinin sosu müşterimizin isteğine göre salçalı, tereyağlı. Sonra sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt. Yoğurdu siz masada servis ediyorsunuz. Masada aslında. Servis yapıyoruz, evet. İsteğe göre. Yoğurtsuz yiyen de var. Yoğurtsuz yiyen de var. Ama genelde yoğurtlu. Üzerine sumak. Peki, elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet sağ olun. Olsun. Bize cıvık bir anlatıyorsunuz. Çıvıklı dananın bel etinden, but etinden, ondan sonra içine kuyruk yağı katarak koyunun butundan güzelce hepsini bir harmanlarız. Ondan sonra içine malzeme olarak domates, soğan, biber, hamurunu önceden yaptığımız hamur mayaya geldikten sonra ustalarımız bakarlar. Kıvamına geldiği zaman hamuru açarlar, ondan sonra fırına yaparlar, içeriye atarlar. Etli ekmeğinden bir farkı var mı? Var. Şimdi bizimki biraz daha hamuru ince olur. Bitirde yapmayız. O zaman sizin daha çıtır çıtır. Evet, çıtır çıtır. İçinde bir malzeme farkı. Herhangi hiçbir malzeme katmıyoruz. Yok, hiç. Malzeme farkı var mı acaba? Valla bunların ikini görmediğim için bizimki de daha gelen Konya'dan gelen arkadaşlar daha güzel buluyorlar. Efendim şehrin merkezindeki Kayseri Kalesi'ni görünce ya bir de çıkalım bu Kayseri Kalesi'nin üstünden mi bakalım diye düşündüm. Kaleye giremedim, yukarı çıkamadım. Bildiğiniz mağazalar var burada.
Hocam siz bir Ademler neydi bizim programın dediklerinizi izliyor musunuz acaba? O programı hiç izlemedim ya. Hiç utanmıyor musun az önce ben seni izliyorum dedi. Dedikleriniz onun ismi dedikleriniz miydi? İzliyorum ama programın ismini şey yapamadım. Yani ben bir kelime bir işlemden biliyorum. Ha oradan biliyorsun. Ama gezme programınızı gördüm. Bak dün Antalya'daydı herhalde ha, doğru mu? Evet. İzmir gördüm, İzmir'i gördüm. Evet. Bugün de Kayseri İsmini hocam. Hatırlayamıyorum ama bakıyorum. Bugün de Kayseri. Gelince nereye görelim? Aman bu Kayseri'ye gelmişler de eksik gitmişler demeyin sonra. Ya Erciyes'imiz var işte Kayseri'yi tamam. Kayseri yapan. Kültepe var. Mesela orada eski bir medeniyet var seyredebilecek. Burada Gevhen Nesibe'miz var. Yani dünya merkezi, ilk dünyada ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer diyebiliyoruz. Oralara bakılabilir. Evet. İşte bu. Tamam, burası sabah akşam böyle durabilir. Öyle mi? Tabii ki sizi üzmemek için. Çok tabii teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkürler. Kayserili arkadaşlar biz gelirken dediler ki Erciyes'i görebilirsen parmağını ısır. Sisli olurmuş, genelde görünmezmiş. Biz apaçık görüyoruz, hem de pırıl pırıl görüyoruz. İnanılmaz güzel bir ortamda. Çenemiz birbirine vursa da dişlerimizi. Biz zirveye doğru ilerliyoruz. Hadi gidelim. Efendim çılgınlık bu ya, hani aşağıda sıcak sıcak mantı yemek varken, efendim yağlama yemek varken biz marjinallik yapıp dört kişi ekip arkadaşlarımızla beraber Erciyes'te donmaya geldik. Arkadaşlar çok soğuk olabilir ama mevsimini tutturabilirsek belki bir gün burada kayabiliriz bile. Nereden geliyorsunuz efendim? Ankara'dan geliyoruz. Aa biz Ankara'dan geliyoruz. Donduk biz buraya tepeye bu kadar soğuk beklemiyorduk. TRT Okul'u duydunuz mu? Efendim? TRT Okul. Evet. İzlediniz mi hiç? Gözlüklü kalın camlı biri var. Onu hatırlıyorum. Radi Hoca. Evet. Tamam. Huysuz Radi Hoca. Efendim soğuk olabilir. Bir yanda ruhumuzu teslim ediyor gibi hissediyor olabiliriz ama hafif kayboluyor. Yine de şu kızıl güzellik, güneşin batışını gördüğümüz tepe muazzam. Bir kişi iki gece kaç paraya kalıyorsunuz hocam? Kışın tam göbeğindeyiz. 205 ödedim zannedersen. İki evet. Güne. Evet. Hayır kişi başı günlük. Kişi başı günlük 200. Evet. Ayrıca pisti kullanmaya ya da aparatlara para ödüyor musunuz? Ödüyoruz. Ne ödüyorsunuz? Takım 20 TL. Evet. Yukarı çıkma da toplu bilet alıyor çocuklar. Evet. 60 sort için evet. Tahminen 50 TL para veriyorlar. Evet. 60 defa çıkmak çocuklarla. Biz de hani Erciyes'i evet. Nereyi gördük efendim? Kartepe'yi gördük, Kartalkaya'yı gördük, Ilgaz'ı gördük, Uludağ'ı gördük. Oralarda fiyatları aldık. Evet. Bir de buradan alalım. Eksik biz çok gitmiyor. Memnunuz buradan. İnsanın yüzünü yırtan bir soğuk görmemiştik ya. Evet evet öyle, aynen öyle. Mersin aşağıdan sağa. Evet. Mersin'e gideceğiz, ne görelim orada? Kız Kalesi. Cennet cehennem. Cennet cehennem nedir ya? Höyük müydü? Neydi onun adı? Höyük değil. Hadi bize söyleyin kaç paraya kalıyorsunuz öğrenci arkadaşlarımızla TRT Okul kanalıyla öğrensinler. Burada kalmıyoruz. Burada kalmıyoruz. Biz arkadaşlarla kalıyoruz. En güzel formül hocam. Bence en ucuz de. Formül bu. Vallahi hiç, biz bunu hiçbir şey hiç düşünmedik. Eyvallah. Teşekkür ederiz. TRT Okul duydunuz mu? Evet. İzlediniz mi hiç? Hayır. Çok ayıp, çok ayıp. Hadi sağdan sağdan. Evet, çocuk izliyoruz. Daha çok Pepe izliyoruz. Şarkısını biliyorsanız dinleriz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Eyvallah.
Efendim Kayseri'nin zirvesinde noktalıyoruz bugünkü turumuzu. Dedikleriniz hem mantının farklı bir türünü görmeye çalıştı, hem kalesine gitti, hem sonrasında şehir merkezinde TRT okulla ilgili neler düşünüyorlar bunları konuştu. Sonrasında Erciyes'te turizm merkezinde hem fiyatları öğrendi, hem güzelliklerini görselini sizinle paylaşmaya çalıştı. Dedikleriniz her gün bir başka şehirde.